Feyyaz nasıl yazıyorsunuz gibi? Yani hadi yazalım diye oturup bir ayda iki ayda bütün metni çıkarıp mı bitiriyorsunuz yoksa? Yok abi şöyle önce bir çalışma takvimi çıkarıyoruz kendimize. Diyoruz ki her akşam 10'da buluşuyoruz. İlk bir ay, bir buçuk ay hatta iki ay sadece konuşuyoruz abi. Bomboş konuşuyoruz. Geyik yapıyoruz aslında yani. Bir şey yazmıyor musunuz? Yok hiçbir şey yazmıyoruz. Sadece konuşuyoruz. Konuştuklarımız üzerinden bizi gıdıklayan bir şeyler olduğu zaman bir ortak sayfamız var. Oraya notlar alıyoruz. Orada notlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra o biriken notlar kendi aralarında birbirleriyle birleşiyor. Bir hikaye gibi gözükmeye başlıyor. O noktada da paylaşıyoruz. Diyoruz ki abi şunu ben yazayım, bunu sen yaz. Yarın akşam bir daha buluşalım. Bir sonraki akşam buluşuyoruz. Yazdıklarımızı değiş tokuş. Ondan sonra okuyoruz. Ona şunu ekleyelim, bunu çıkaralım. Bu böyle gidiyor yani. Ya peki yani bu konuştuğunuz şeylerin bir senaryoya, metne dönmeme ihtimali de çok yüksek. Evet. Ben bazı akşamlar hiçbir şey yazmadan uyuyor musunuz? Hadi iyi geceler diye olmadı mı? İki saat boş boş konuşuyoruz. Hiçbir şey çıkmazsa yani memleket meselesi mi konuşuyorsunuz değil mi? Yani kendi hayatlarınızı mı konuşuyorsunuz? Başınıza gelenleri mi anlatıyorsunuz? Kendi hayatımızdan ya da böyle o gün içerisinde kafamıza takılan bir şeylerden ya da bir süredir bizi böyle dişimizi kaşındıran, bahsetmek istediğimiz bir şey oluyor. O karşı tarafta bir şey uyandırıyor bazen. Ama şunu merak ediyorum. Siz nasıl iki insansınız ki? Yani gündeminizde çaça ve cosplay diye iki tane şey var mesela. Abi aslında ikisi aynı anda yok işte. O notlarda. Önce bir gün çaça var. Sonra bir gün cosplay var. Sonra üçüncü gün bu ikisi beraber var. Sonra dördüncü gün bu yazılıyor. Daha spesifik bir şey hatırlatma yapayım. Candaş, bizi izleyen özellikle genç insanlar şöyle zannetmesin diye de vurgulayacağım bunu. Bu iki tane adamın sadece geyik yapmasından ibaret bir süreç değil. Biz profesyonel yazar olduğumuz için her şeyimiz kayıtlı bizim. Özellikle benim tarafta. Feyyaz'ın o disiplini pek yoktur ama ben de her şey yazılı. Ben bir yazar gibi yaşamak mecburiyetinde olduğum için teorik çaça ve cosplay... Ya Feyyaz'ın ya benim hatırlamıyorum. Birimizin seneler evvel yaptığı teorik dans mı olur diye bir şakaydı. Hatırlıyor musun Feyyaz? Evet. Belki bir film için konuşurken çıkmıştı. O ve bende kayıtlıydı o. Cosplay ayrıca ikimizin de çok ilgisini çeken ve bir yerlerde kayıtlı. Belki de sadece kafamızda ve üstünde konuşmak istediğimiz bir şeydi. İşte demin dediği gibi bu malzemeler bir yerden birbirine eklemlendiği zaman... Gerisi teknik bir iş haline geliyor. Senaryolaşmak, o öykünün kuralları var falan. Ama bunların kayıt altında olması önemli. Demek istediğim o. O yüzden her geyik yapan insandan her gece bir dizi çıkmıyor. Biz hep kayıt altına alınmış malzemeyi çalıştığımız için sonuç böyle oluyor. Aziz, Cookie'nin nasıl çıktığını bize bir anlatır mısın? Ben çok merak ediyorum. Yaşanmış bir deneyim mi yoksa birinin hikayesi mi? Cookie... Yani abi gerçekten bir yerlerde yaşandı o bence. Benim deneyimim bence Hoyratça'da yaşanmaya devam ediyor. Hoyratça yaşanıyor olabilir. Abi bunlar işte hep şey yani birimize dert olmuştur o sahibelik konusu. Yok işte paralı köle ayağının fotoğrafını yollalar falan. Onun üstünde biz kafa yorarken çıkmıştır hatırlamıyorum ama. Hani şöyle olmuyor ya bir işte adam gitse köle olsa falan böyle bir akıl yürütmeyle çıkmıyor. Hep üstünde konuştuğumuz düşündüğümüz şeylerin komediye tercümesi aslında bunlar.